Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir AliExpress alışveriş için daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu belki şu ana kadar fark edememişsinizdir ama şurada bulunan mini kamera olacak. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi olan hem video kaydı hem de fotoğraf çekebilen şöyle minicik bir kameranın incelemesi olacak. Açıkçası fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi gelin AliExpress videomuzun incelemesine bakalım. Bizlere bu kamera neler sunabilirmiş görelim. Evet, şimdi hemen hızlı bir şekilde kutu açılımıza geçebiliriz. Ürünü alalım hemen. Bu ürün sizin istemiş olduğunuz bir ürün. Ürünü AliExpress'ten aldık. Ve 5 dolar gibi bir fiyatı vardı. Yaklaşık olarak 35 günde geldi. Çok ilgili bir satıcısı var arkadaşlar. Hiçbir soruma cevap vermedi. Sağ olsun biz de gittik. Direkt open dispute açtık gıcıklığına. Ondan sonraki bütün soruların hepsini cevapladı. Öyle de iyi bir arkadaşımız. Ama satıcı gerçekten de arkadaşlar uygun fiyatı satıyor ve ürün gerçekten güzel. Şimdi şu şekilde boşaltıyoruz hemen. Bakın karşımıza bir tane kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzunu açıp baktığımız takdirde burada bayağı detaylı bilgi bulunuyor. 640x480, 1280x960 çözünürlüklerinde video kayıt yaptığını söylüyor ve bunun yanında ise 1600x1200 pikselde bir fotoğraf çekim yapabildiğini bizlere söylüyor. Hemen bunu geçiyoruz. Şimdi bu ürünün güzel tarafına gelelim hemen hızlı bir şekilde. Bakın yanında bir tane askı ipi geliyor. Bu askı ipini hemen şuradan hızlı bir şekilde geçirip takabiliyorsunuz. Hop, gördüğünüz gibi 10 numara oldu arkadaşlar. Bunun yanı sıra anahtarlık olarak da şu şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra hemen gelin şimdi yanına gelen kabloya. Bakın bu kablonun çok büyük bir özelliği var. Bu kablo sayesinde arkadaşlar Çinlilerin ne kadar sığır olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın USB. Gidip böyle küçük bir cihaza böyle bir USB yazısını yazmanın ne anlamı var bilmiyorum ki. Bu kablo başka ne işe yarayabilir onu da bilmiyorum ama buraya gördüğünüz gibi USB yazmışlar ve baya baya adamlar işi abartmışlar. Şimdi bunları geçelim ve hemen şimdi şu kameramıza zoom yapalım ve bakalım detayları nelermiş. Evet, gördüğünüz gibi kameramız karşımızda durmakta. Aynı bir DSLR kamera edasıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi tip olarak çok birebir yapmışlar zaten. Anahtarlıkla birlikte kullandığınız zaman bu tamamen bir oyuncağa benziyor ama şuraya sağ olsunlar 2 megapiksel diye çok affedersiniz öküz gibi yazmışlar buraya arkadaşlar. Yani bakın bu kadar küçük bir cihaza normal büyük DSLR kameralarda bulunan yazı gibi kocaman bir 2 megapiksel yazmanın ben mantığını halen daha çözemedim. Bu noktada ise cihazın böyle bir yazı şekli hiç olmamış. Eğer bu yazı olmasaydı buradaki görüntü size asla bunun bir kamera olduğunu hissettirmeyecekti. Bunun yanında hemen alt kısma gelelim. Alt kısma şurada bir tane USB girişi bulunuyor. Burada şarj diyorsunuz ve data alışverişini yapıyorsunuz. Yanında ise bir tane microSD kart girişi bulunuyor. Tabi bu microSD kart girişi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yanında hediye bir microSD gelmiyor. Siz 16 GB'a kadar bir kart koyabiliyorsunuz veya 32 GB'a destekliyor. Ben denedim şahsen. Bunun yanı sıra hemen şurada bir tane küçük 2 megapiksellik kamerayı görebiliyorsunuz. Bakın hemen şurada 2 megapiksel yazıyor. Cihazda 2 megapiksel bir tane kamera bulunuyor. 960 piksellik bir 4'e 3 oranda video kaydı alabiliyor arkadaşlar. Video kayıt kısmına hemen geleceğiz. Ondan öncesinde ise hemen içerisine bir tane microSD kart takalım ve bir kayıt işlemi başlatalım sizlerle birlikte. Evet dostlar, şimdi hemen bir tane microSD kartımızı aldık. 4 GB'lık Simon'un yanında gelen bir tane microSD kartı. Şu kısımdan takıyoruz. Hop, tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi microSD kartımızı taktık. Şimdi nasıl çalıştırırız derseniz, bakın burada bir tane tuş bulunuyor. Bu tuşa şöyle bir kere basıyorsunuz. Bakın kırmızı bir led yandı. Açık devre led yandı. Bir daha basıyorum. Hatta sizin için bir daha basayım. Yanıyor burada. Şimdi bu cihazın bataryasının olduğunu ve çalışmaya hazır olduğunu bir işareti. Şuradaki tuşa 2 saniye basıyorsunuz. Hop, görmüş olduğunuz gibi buradaki ışık koyulaştı. Bu cihazın artık video kaydına veya fotoğraf çekimine hazır olduğunu söylüyor. Video kaydı için ise buraya 2 saniye basılı tutuyorsunuz tuşa. Bakın sinyal verdi. Şimdi yanıp yanıp sönmeye başlayacak yavaş yavaş. Şu anda video kaydına gördüğünüz gibi. Kaydımızı da durduralım arkadaşlar. 2 megapiksellik bir tane kamerası bulunuyor. Burada dediğimiz gibi 960 piksellik bir tane kayıt alabiliyor. Kayıtları beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bu drone direkt aklıma geldi benim arkadaşlar alırken. Yani eğer 30 dolara 35 dolara bir tane drone alırsanız bu kamera çok hafif. Sizin drone'unuz bunu taşıyacaktır ve kamera özelliği olmayan drone'a kamera özelliği katabiliyorsunuz. Gerçekten acayip hafif. Zaten şunun bir ağırlığını hissetmiyorsunuz. Çok hafif bir ağırlığı var ama hissedilmeyecek bir ağırlık. Eğer kamerasız bir drone aldıysanız bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu alt kısmını arkadaşlar drone altına takıp yazılım ile bu videoyu
ters döndürebiliyorsunuz. Takıp drone'unuzdan video kaydı alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir yani. Bunu başka bir şey için kullanmanıza da gerek yok. Hemen şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada Saima drone'ların yanında gelen, quadcopter'ların yanında gelen kamera bulun 2 megapiksellik. Kesinlikle arkadaşlar o cihazdan çok daha iyi video kaydı alıyor. Rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü bunu da kullandığım için biliyorum. Bundaki renk tonları daha canlı, daha güzel renk tonları veriyor. Siz ekranda şu anda görebiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi zaten bu küçük bir cihaz. 5 dolarlık falan bir cihaz arkadaşlar. Yani artık en fazla ne bekleyebilirsiniz ki? Ama dediğim gibi kesinlikle buradaki kameradan daha güzel video kaydı alıyor. 5 dolar gibi de fiyatı vardı arkadaşlar. Fotoğraf kısmına geldiğimiz takdirde ise fotoğraf kısmı ne kadar da 5 dolar bile olsa arkadaşlar video kayıt kalitesine oranla berbat. Hani ben hiç beğenmedim fotoğraf kalitesini. Ama dediğim gibi video kısmında ise işler başarılıydı. Cihaz fiyatına göre kesinlikle güzel bir cihaz arkadaşlar. Buradaki görünüm olarak tek sıkıntı şuradaki 2 megapiksellik yazı. Ben sizin yerinizde olsam burayı sökerdim diyebilirim. Evet, bugün sizlerle birlikte dünyanın en ufak şöyle kameralarından bir tanesini tanıtmış olduk arkadaşlar ve gerçekten de beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle drone'ların altında kesinlikle kullanabilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. AliExpress videolarımızın devamlılığı için videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve yorum kısmında ise istediğiniz ürün linkini bana bırakın. Muhakkak oradaki yorumlardan bir tane ürünü satın alıp sizlere inceleyeceğim ki bu ürünü zaten bir tane arkadaşımız tavsiye etmişti ve onun üzerine aldım. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdi bak, bu drone'u alacaksın. Tamam, bak bunu aldın. Bunun altına bunu takacaksın. Aynen bu şekilde. Tamam, taktım bunu. Şimdi ben bunun sizin videosunu atsam kanalda gelecek tepki şu. Kanal drone kanalına dönüştü. İnanın bu tepkiler yüzünden bunu böyle yapmak bile istemiyorum ya. Ama olabilir, tavsiye ediyorum.